Notre Dame'ın Kamburu Yazan Victor Hugo Seslendiren Sinan Namlı Üçüncü Bölüm Kardinal Hazretleri Yazarın korktuğu şey fazlasıyla başına geldi. Kardinalin gelişi dinleyicileri alt üst etti. Bütün başlar tribüne doğru döndü. Artık kimse kimseyi duymuyordu. Bütün ağızlar ''Kardinal geldi, kardinal geldi'' diye bağırıyordu. O bahsız başlangıç ikinci defa yarıda kesildi. Kardinal bir an eşiğinde durdu. Oldukça ilgisiz bir gözle seyircilere bakarken gürültü artıyordu. Herkes daha iyi görmek için yanındakilerin omzundan yükselmeye çalışıyordu. Gerçekten bu pek önemli bir kişiydi. Onu seyretmek herhangi bir komediden daha iyiydi. Başpiskopos Lyon Kontu Galyaların üst rütbeli rahibiydi. Bourbon Kardinal Charles ayrıca kral ile de akrabaydı. Yaratılışının en belirgin özelliği sarayda zihniyetine, güç sahiplerine tapınmaktı. Kral ile olan akrabalığın kendisini yüklediği sayısız zorluklar tahmin edilebilir. O manevi gemisini Louise'e çarparak ya da çarsa bindirerek batırmadan, tehlikeli bir sürü denizde özellikle kayalardan koruyarak dikkatle geçirmek zorundaydı. Kardinal bu yolculuklarını tehlikesizce atlatmış, kazasız belasız Roma'ya ulaşmıştı. Yalnız limanda olmasına rağmen bunca zaman korkulu, zahmetli ve yorucu geçen siyasi hayatının çeşitli dönemlerini hep aynı kaygıyla hatırlar. Bu yüzden 1476 yılının kendisi için siyah beyaz olarak geçtiğini söylemeye adet edilmişti. Kardinal bununla aynı yılda hem annesi Bourbonnais düşesini hem de dayısının oğlu Bourgogne dükünü kaybettiğini bir acının öbürüne avuttuğunu belirtmek istiyordu. Kardinal iyi yaşamasını seven, ince ruhlu bir adamdı. Neşeli bir yaşam sürüyor, kralın şaraplarıyla keyifleniyordu. Yaşlı kadınlardan çok güzel kızlara sadaka verirdi. Bütün bunlardan dolayı da Paris halkına pek sevimli gelirdi. Yanında hep soylu, açık konuşan, hoş sohbet, bol bol iyi piçen, soğuk küçük bir piskopos ve rahip topluluğuyla dolaşıyordu. Hiç şüphesiz ki kardinal içeri girdiğinde az önce son derece hoşnutsuz olan bir papa seçeceği günde bir kardinale sahip göstermeye hiç de niyeti olmayan halk kalabalığının kötü karşılamasından onu pek haklı olarak elde ettiği bu genel sevgi kurdu. Sonra PC kendi emriyle başlatarak şehirler kardinale üstün gelmişti ve bu zaferde onlara yetiyordu. Ayrıca kardinal yakışıklı adamdı. Kendisine pek yakışan güzel kırmızı bir elbisesi vardı. Yani bütün kadınlar ondan yanaydı. Demek ki bu durumda dinleyicilerin yarısından çoğu onu tutuyordu. Kardinal içeri girer girmez orada bulunanları büyüklerin halka karşı takındıkları o babadan kalma gülümsemeyle selamladı. Bambaşka şeyler düşünüyormuşçasına ağır adımlarla kızıl katife kaplı koltuğuna doğru ilerledi. Kurmayı diyebileceğimiz piskoposlarla rahiplerde meydana gelen heyeti de onun peşinden türbünde göründü. Bu da salondaki gürültüyü merakı arttırdı artık onları birbirine gösteren, adlarını söyleyen hiç olmasa onlardan bir tanesini tanımaya çalışan çalışanaydı. Kimisi Marsilya piskoposu, yanılmıyorsam etti. Kimisi Sendini Papaz Meclis Başkanı. Fakat bunların hepsi de pek çok yanılmalarla anlamsız seslerle birbirine karışıyordu. Öğrencilere gelince onlar küfür edip duruyorlardı. Bu onların günüydü. Onların deliler bayramı, dolu dizgin eğlenme günleriydi. Avukat katipleriyle öğrencilerin çılgınca şenlik günleri. O gün için haklı, kutsal olmayan hiçbir rezalet yoktu. Sonra halk içinde uykusuz kadınlar da vardı. Böyle güzel bir günde din adamlarıyla sefaat kadınlarını oluşturduğu bu topluluk içinde insan keyfince küfür edip bir parçada tarihe karşı gelmez de ne yapar? İşte onlar da bundan geri kalmıyorlardı. Oğut'un arasında yılın geri kalan günlerinde San Luis'in kızgın demircisinin korkusuyla kapalı bağlı duran bütün bu diller çözülmüştü. Papaz okulları öğrencileriyle sivil öğrencilerin dillerinden kurtulan korkunç küfür ve çirkin sözler tavanları direkleri çınlatıyordu. Johannes Frollo de Molendino'ya gelince bir baş diyakoz kardeşi olarak cesaretle kardinale saldırmıştı. Küstah bakışlarını kardinale dikerek avaz avaz şarap dolu pelerin şarkısını söylüyordu. Bütün bu ayrıntıları genel gürültü öylesine bastırıyordu ki özel tribüne ulaşamadan kaybolup gidiyordu. Zaten o günün serbestlikleri gelenek haline gelmişti. Kardinal onları duysa gene de pek etkilenmezdi. Üstelik kendisini yakından izleyen hemen hemen onunla birlikte tribüne giren bir başka tasası vardı ki bu yüzünden belli oluyordu. Bu tasa flaman elçilik heyetiydi. O ki soylu ve kibar bir Fransız olup zevkle yiyip içmesini bilirken bir ay içen flamanlara iltifat edip onları hoş karşılamak zorunda kalması hem de bunu halk içinde herkesin gözü önünde yapması ne demekti? Bu hiç şüphesiz ki kralın güzel keyfi için şimdiye kadar katlandığı en ağır külfetlerden biriydi. Bu arada mübaşir gür bir sesle Avusturya dükü elçileri diye bildirdiği zaman dünyanın en büyük zarafetiyle kapıya doğru döndü. Tabi bütün salonunda aynı şeyi yaptığını söylemeye gerek yok. Kardinalin neşeli taşkın rahipleri karşısında pek zıt düşen bir ciddiyette Avusturya dükü Maximilian'ın 48 elçisi ikişer ikişer içeri girdiler. Başlarında Sembertin rahibi, altın yapı mühürdarı Raip Janla, Grand baş şarkıcı Dobby Derebi Jacques de Gueye vardı. Seyirciler derin bir sessizliğe gömüldüler. Bunların her biri mübaşir adlarını söylüyor, o da adları rütbeleri karma karışık kırıp bozarak kalabalığa haykırıyordu. Bu arada heyettekiler o birbirinden garip adlarla sıfatları dinlerken gülmemek için kendilerini zor tutuyorlardı. Yalnız bir tanesi bunların dışında kalıyordu. Elbiseleri kadifeden, ipekliden, şapkaları siyah kadifeden, Kıbrıs sırmasıyla püsküllü, kenarsız, kendi halinde, vakur, ciddi yüzü kimselerdi bunlar. Yalnız bir tanesi bunların dışında kalıyordu. İnce, zeki, kurnaz bir maymun, diplomat suratlı biriydi bu. Kardener ona doğru üç adım attı. İşten bir selam verdi. Bu adam sadece Gantşehir Belediye Üyesi Baş Yargıcı Cüveli Merim'di. O zaman Cüveli Merim'in nasıl bir insan olduğunu pek az kimse biliyordu bir devrim sırasında olayların yüzeyinde pırıl pırıl parlayarak göze çarpacak pek seyrek rastlanır bir daha idi. Ama 15. yüzyılda gizli entrikalarla eğitilmek yer altında yaşamak zorundaydı. Zaten kral ile teklifizce entrikalar çeviriyor, sık sık kralın gizli işlerini el atıyordu. Bütün bunlar bu önemsiz görünüşlü Flaman devlet adamına kardinalin gösterdiği nezakete hayran olan kalabalığın asla bilmediği şeylerdi.